lütfen. Abi, hazır. Lütfen. Bir dakika, hazır olmayan var mı? Hazır. Evet, hazır. Mikrofon. Sakın onur ve emekçileri, tam arkadaşlarım. Medyanın değerli temsilcileri. Hepinizi sendikamız Özgür İş Sendikası adına saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Olarak Saygın mensubu işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve kadroya getirilmesine yönelik yıllardır yoğun bir mücadele vermekteyiz. Hak İş Konfederasyonu olan yine diğer bazı işçi kollarında buna geçici ve mensubu işçilerin sorunlarının çözümü ilgili Çalışma Bakanı'nın desteğiyle özellikle bir yıldan bu tarafa büyük bir emek sabah harcıyoruz. Saygın'da yetkiyi aldığımız günden itibaren bu meseleye çözüme kavuşturmak için ortaya koyduğumuz farklı çözüm önerilerimiz başta Çaykur Genel Müdürlüğü olmak üzere bölgenin aktörleri, iktidar ve muhalefet milletvekilleri başta Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin olmak üzere en üst düzeyde yaptığımız görüşmelerde yüksek sesle dile getirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in bakanlığına gelir gelmez kamuoyuna yapmış olduğu açıklamada yıllardır kangren haline gelmiş olan geçici mevsim ilgisi sorununu kökünden çözeceğini ve bu meselenin tarihe karışacağı vaadinde bulunmuştu. Evet. Sayın Bakan'ın bu açıklaması Çaykur işçilerini bizleri son derece umutlandırmıştır. Devletimizin bakanının açıklamasına inanmayıp da ne yapacağız? Sayın Bakan'ın bizi umutlandıran bu açıklamasına karşı yine de rivayete kapılmadık. Bakanımızın elini güçlendirmek amacıyla hem bir milletvekillerimiz hem de diğer bütün ilgililer nezdinde Çaykur işçilerinin sorunlarını dile getirmeye ve gündemde tutmaya devam ettik. Çabalarımızın sonucunda geçici ve mevsim ilgisi sorununu ilişkin kanunu meclise gönderildi. Ancak geçici ve mevsim işçilerin hazırlanan kanun teklifinde kamu çalışanları geçici işçilerin çalıştırabilecekleri sürenin 11 ay 29'da çıkarılması olması Çaykur işçilerinin nihai talebini hiçbir şekilde karşılamamıştır. Buna rağmen Hak İş Konfederasyonu ile birlikte bakanlıkta meclis komisyonu nezdinde yoğun müzakereleri yürüttük. Bunun neticesinde 27 Mart 2023 toplanan komisyonda kanun teklifinde belirtilen işçilerin deneyim sahibi oldukları mevcut işlerinde kıdem süresi esasına dayalı olarak sürekli işçi olarak istihdam edilmelerini şeklinde ibare konuldu. Kadro sayısı 800'e kadar düşen Çaykur mevcutu kadro sayısı yönetimin talebi de büyük oranda artırabilmesinin önü açmıştır. Bu karar mevsimlik işçilerin önemli bir kısmının kadroya alınmasını sağlayacak olması yönüyle hepimizi sevindirmiştir. Başkan, kimse duymuyor sesini başkan. 5620 yasanın geçici iş pozisyonlarında işçi çalıştırılması maddesine göre çalışma süreleri 9'a 29'a uzatılması Maliye Bakanlığı'nın ütesine bırakılmıştır. Yeni kanun teklifinde ise çalışma süresi 11'a 29 güne uzatılırken bu sürenin belirlenmesini yetki Maliye Bakanlığı'ndan alınarak idari kurum ve kuruluşa bağlı veya ilgili bakanlığa verilecektir. Bu değişiklik işçilerin 11 ay 29'a kadar çalıştırabilecek olmaları bunun işveren iş saatine bırakılacak olması hem kurumlar arasında farklı uygulamalar neden olacak hem de işçilerin çalışma işverenlerin iki dudağının arasına mahkum edilmiş olacaktır. Bu uygulama çalışma barışını huzurunu bozan iş verimliliğini düşüren sonuçlara yol açacaktır. Çalışma hayatı huzurlu olursa çalışma hayatında işçi, işveren, devlet arasında ilişki emeğin hukukuna koruyan bir yaklaşım hakim olursa mevcut sorunlar ancak çözülebilir. Teklifin bu şekilde yasalaşırsa bugüne kadar verilmiş olan sözler yine havada kalacak. Devletin ciddiyet kurumlarına güvenilirliğine helal getirecek bakanımızın vaat ettiği gibi sorunlar kökünden çözülmeyecektir. Geçici işçilik hakkaniyetle adaletle ve eşitlik ilkesine bağdaşmıyor. Geçici işçiler yaşamlarını çalıştıkları işten elde ettikleri gelirle idame ettirmeye çalışıyorlar. Geçici işçiler hayatlarını yarım yamalak yaşıyor. En temel insan ihtiyaçlarımızı geçiştirmek zorunda kalıyoruz. Elinizi vicdanınıza koyun.
Bu insanların yaşadığı hayat pahalılığı ve bu ekonomik koşullarda çalışmadıkları 6 ay boyunca hayatlarını nasıl sürdürecek? Yarım çalışmayla emekli hakları nasıl elde edilecek? Kadro talebimizi kayıtsız şartsız yerine getirilmesini talep ediyoruz. Saygı hissiyle olarak bir kez daha haykırıyoruz. Türkiye sosyal bir devlettir. Emekçileri ve emeklilerin korunmasını anayasal bir görevdir. Özgüdeyiz sendikası olarak bu yanlıştan bir an önce dönülmesi, bu geçici işçilerin bekle direğine sahne karşılaması bir kez daha Özgüdeyiz sendikası olarak bu yanlıştan bir an önce dönülmesini, tüm geçici işçilerin beklentilerini tümüyle karşılanmasını bir kez daha yeniliyoruz. Geçici işsiz statüsüne çalışan yaşadığımız sıkıntıları anlatmaktan, bu sistemin ortadan kaldırılmasını için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geçici işsiz sorunlarına yarım yamalak değil, tam çözüm sağlanmalıdır. Saykur'da tüm işçilerimize amansız, fakatsız ve ayrımsız kadro hakları ve özgürlük hakları verilmelidir. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca ücret, insanca kadro istiyoruz. Kadro istiyoruz. Çünkü 15 Temmuz'da Saykur işçisi bu meydanlara yatmıştır. Bu bölgenin Karadeniz bölgesinin nöbetçisi olmuşuz. Biz Saykur işçisi olarak kadro istememizin sebebi, biz bu Karadeniz bölgesinin neferi ve meclisi olmak istiyoruz. Onun için kadro istiyoruz. Hakkımızın mutluluğuna şekil eden talep ediyoruz. Saykur kadro istiyor, kadro da kendisi var. Ayaklarınıza sağlık. Tezahürat edelim Fatih Başkan. Aynen Saykur kadro istiyor. Melda. Başkan. Şu hakkında mayda yapar mısın orada? Sayın Cumhurbaşkanım 9 ayı 9'u vermişti ya. Şimdi 11 ayı 9'u yine verirdi. Yine Genel Müdürlüğü bu demez çünkü bizi. Bunu bir açıklamasın ya. Saykur kadro. Saykur. Bize yaramıyor.